Hemen önemli bir görüntüyle başlayacağız. Şimdi bu görüntüleri kaçırmayalım. Girdik. Dünya şampiyonu Arjantin efendim şu anda uçaktan iniş yaptı. Messi'nin elinde kupasıyla birlikte şu an tüm oyuncuların canlı olarak Arjantin'e inişini, Buenos Aires Havalimanı'na inişini ekranlara taşıyoruz. Evet, dün kupasına kavuşmuştu tangocular. Ve Messi bu kupayı da alarak ülkesine dönüyor takım arkadaşlarıyla birlikte. Bakın elinde evet kupası. Sokaklardaki o coşkuyu da dün taşımıştık ekranlarımıza yine bu saatlerde. Şu an Arjantin milli takımı Dünya Kupası ile birlikte ülkelerine dönüyor. Biz de canlı olarak ekranlarınıza veriyoruz efendim bu görüntüleri. Evet, birazdan tüm milli takım oyuncuları bu otobüsle birlikte meydana gidecek ve halkla da yine bu coşkuyu paylaşacak. Şu an havalimanından görüntüleri ekranlarınızda taşıyoruz. Evet, Messi elinde kupasıyla, bakın görüyorsunuz. Yanında da takım arkadaşları. Başkent Buenos Aires'e dönüşlerini şu an canlı olarak ekranlarınıza veriyoruz Arjantin milli takımının. Evet, dünya şampiyonu evinde şu anda kupasıyla birlikte Arjantin'e kupayla birlikte döndü. Sesleri de dinleyelim. Evet, milli takım oyuncuları birazdan bu otobüsle birlikte şehre geçecekler. Şehrin içinde de yine halkı selamlayacaklar. Bu coşkuyu halkla da paylaşacaklar. Evet, bu arada her zaman olduğu gibi Habertürk.com yayın yönetmeni Yavuz Barlas da bizimle birlikte olacak bu saat diliminde. Yine gelişmeleri bizler de değerlendireceğiz. Evet Yavuz, görüntüler ekranlarda, sen de izliyorsun bu büyük coşkuyu. Neler söylemek istersin? Dün Messi'nin o giydiği kıyafet de çok konuşuldu aslında sosyal medyada kupayı alırken. Neyse, onu giymeden gelmiş ülkesine. Evet, yani kupayla dönmüş. O fotoğraf sonuçta önemli değil. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yani çok önemli bir tepki de göstermedi. Dolayısıyla yani bir ana olarak kaldı herhalde. Bir ana olarak, yani. Ana olarak kaldı. Ama tabii esas eğlence şu an. Yani sokaklara dolaşacaklar. Buenos Aires'in çok geniş sokakları var. Yani bulvarları var. Böyle 6-7 şerit gidiş geliş düşün. Evet. Büyük bir özgürlük meydani var. Muhtemelen oradan geçecekler. Ve bütün o bulvar dolacaktır muhtemelen Buenos Aires'lerle. Tabii. Ve hani muhtemelen işte sevinmek ve hani zafer böyle bir şey zaten. Yani ve bütün muhtemelen yani birçok gence de şey oluyorlar yani örnek oluyorlar. Örnek, rol model oluyor, öyle değil mi? Evet, çok güzel bir şey bu. Yani hani diyorum ya, biz bunu çok küçük parçasını yaşamıştık 2003 senesinde. Keşke hani bu kupada da olsaydık yani. Gerçekten hani imrendiğim bir kupa oldu. Yani hani kıskanmaktan öte biraz. İmreniyoruz yani, biz de, evet. Büyük bir coşku. Valla biz de sokakları düşünemiyorum, bizde olsaydı nasıl olurdu değil mi? Evet, yani bizde de muhtemelen yani. Silahlar falan atılırdı herhalde. Bakalım yani, burada neler olacak. Yok, bakacağız yani, onu da. İnşallah olmazdı öyle değil ama olurdu dediğin gibi. Bu riskler var. Ama yani şey tabii çok futbolla yoğrulmuş bir ülke Arjantin. Yani Latin ülkelerin çoğu böyle ama Meksika'da iyi futbol oynar. Brezilya'da böyledir. Arjantin'de böyledir. Doğuştan yetenekliler. Ama işte sonuçta gün sonunda kazanan da Arjantin oldu. Sokaklarda şimdi dansları da zaten sabah, dün sabah da böyle evet. Müziklerle başlamıştık, evet, değil mi? Evet. Yani beklentilerin çok üstünde bir şey oldu. Kupa oldu. Hani ön yargıların tamamının alt üst olduğu. Katar'da düzenlenmesi dolayısıyla. Dolayısıyla yani tam bir şey, şölen olmuş oldu yani birçok milyonlarca insan için. Öyle söyleyeyim. Evet. Bakacağız şimdi sokaklardaki coşkuyu da getireceğiz. Şu anda tabii ki Arjantin'de gece, ayrıca yaz ayları aslında yaşanıyor şu an tabii Arjantin'de. Diğer yarımkürede yaz. Dolayısıyla güzel bir hava var. Güzel bir hava var. Buenos Aires'ten güzel havalar demek. Dolayısıyla tam ödediğim gibi Buenos Aires'te o coşkuyu sokaklarda kutlanabilecek. Evet. Dolduracaklar. Ya o kalabalığı yani gördüğünüzde hani bu nasıl bir cadde diyeceksiniz. İşte 6 şeritli gibi gidiş geliş 12 şeritli bir bulvardan bahsediyoruz. Oradan geçecekler muhtemelen. Muhtemelen şimdiden dolmuştur bekliyorlardır. Tabii dolmuştur. Oradan bir açılacak, oradan geçecekler. Yer almak için herkes doldurmuştur, evet, bile. Evet, tüm milli takım oyuncuları şu anda otobüste Buenos Aires Havalimanı'ndan şehre doğru ilerliyorlar ve burada bakın Arjantin bayraklarıyla yine karşılandılar havalimanında da. Bakalım şehirde, şehrin içinde nasıl kutlamalar yapılacak? Dünya Kupası nasıl kutlanacak? Arjantinliler tarafından biz de ilerleyen saatlerde ekranlara getireceğiz.